Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yer alan video içeriklerimizden bir tanesi de yeni şarkıları ve albümleri yorumladığımız bu video içeriklerimiz. Dolayısıyla bu video içeriğimizde yeni çıkan şarkıları sizlerle değerlendirmeye devam ediyoruz. Yeni çıkan şarkılar derken tabii birçok şarkı çıkıyor ancak onların içerisinden eliyorum ve bir kısmını değerlendirmek için bu video içeriğinde sizlere aktarıyorum. Peki bu video içeriğinde hangi sanatçılar ve hangi şarkılar yer alacak? Şöyle bir bakalım kimler var. Hadise, Mabel Matiz, Gökhan Türkmen ve Ediz. Bu videoda işte bu 4 şarkıcının şarkılarını değerlendireceğiz. Peki kimden başlayalım? Önce Hadise'den başlayalım, bir kadın vokalden. Hadise hatırlayacaksınız 2 yıl önce 2017 tarihinde bir albüm yapmıştı. Bu albümün üzerinden 2 yıl geçti ama Hadise o albümden bir şarkıya bir video klip çekti. Hadise'nin 2 yıl önce yapmış olduğu albümün adı Şampiyon ve Nisan 2019 tarihinde yeni video klibiyle karşımıza çıkarken yorumladığı şarkının adı Aşk dedi. Özetle bu şarkı 2017 tarihli Şampiyon albümünden bir şarkı. Peki Hadise 2 yıl önce yapmış olduğu bir albümden herhangi bir şarkıyı neden 2 yıl sonra yeniden video kliple karşımıza çıkarsın? Bunun tek cevabı var. Şarkıya inanıyor, şarkıya güveniyor ve şarkıyı değerlendirmek istiyor. Peki bu tercihinde ne denli doğru bir tercih yaptı? Şunu söylemek gerekirse şarkı majör bir şarkı değil. Eğer majör bir şarkı olmuş olsaydı zaten 2 yıldan bu yana çoktan bu şarkı video klip çekmişti, force etmişti Hadise. Dolayısıyla şarkıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi de yapmakta yarar var. Şarkı kendi akustik formu içerisinde fena da bir şarkı değil. Hani kendini dinleten, Hadise'nin yorumuyla keyif de veren bir şarkı. Ama geniş kitleleri çok fazla etkileyecek, hani şöyle vay be dedirten bir şarkı olmadığını söyleyebilirim. Hemen şarkının sözü ve müziğine bakalım. Sözü ve müziği Zeki Güner'e ait. Zeki Güner daha çok böyle Bengü'ye vermiş olduğu aşk şarkılarıyla bildiğimiz bir söz yazarı ve besteci. Şarkının sözleri güzel mi? Güzel. Şarkının aranjörü ise Serkan Ölçer. Serkan Ölçer bu şarkının aranje kompozisyonunda akustik sound'u tercih ederken akustik gitarı ön plana çıkarmış. Ortaya şöyle bahar ve yaz meltemi havasında bir şarkı çıkarmış. Yani şarkının sözleriyle aranjesi aslında uyumlu. Ama gelin görün ki bu uyum ortaya majör bir şarkı çıkarmıyor. Diğer taraftan Hadise'nin vokal performansı şarkıyı güzel taşımış. Şarkıyı Hadise içten, gönülden hissederek söylemiş. Bu da şarkı dinlediğinizde kendisini gösteriyor. Video klip ise yönetmen olarak Şenol Korkmaz adını karşımıza çıkartıyor. Şenol Korkmaz bu video klipte elegan bir hava yaratmaya çalışmış. Bunda da başarılı olmuş. Ortaya çıkan resimler güzel resimler ve şarkıya da bir kalite kazandırıyor. Hani şarkıyla ilgili olarak majör şarkı değil diyorum ama şunu da belirtelim. Her güzel şarkı majör olmak zorunda değil. Ama bazı minör şarkılar vardır ki yani o şarkılarda tadındadır ve tadından da yenmez. Bu şarkıya minör bir şarkı diyelim ve tadında bir şarkı diyelim. Hemen video klibine geçelim. Sağına soluna bakmaz, hep yeni bir ateş yakmaz. Hadise'nin şarkısının ardından geliyoruz Gökhan Türkmen'in 18 Nisan 2019 tarihinde YouTube'da yayınlanan yeni video klip şarkısına. Şarkının adı Ben Unuturum. Şarkının sözlerini Ozan Turgut yazmış, besteyi Gökhan Türkmen yapmış. Aranjör Tunç Çakır, yönetmense Bora Çifteler. Gökhan Türkmen'in bu şarkısı ile ilgili olarak şarkının özelinde bir değerlendirme yapmayacağım. Genel bir değerlendirme yapmak istiyorum çünkü burada önemli olan şarkı değil Gökhan Türkmen. Gökhan Türkmen popüler olduğu ilk günden bu yana bana göre bir müzikal arayış içerisinde her zaman kendini yenilemeye çalıştı. Ve bu yenileme ve kendini geliştirme arayışı artık ortaya bir Gökhan Türkmen müzikalitesini çıkardı diyebilirim. Öylesine ki artık Türk müzik sektöründe bana göre bir Gökhan Türkmen müzikalitesi ve müzikal sound'u var. Ben Unuturum işte bu çizginin önemli örneklerinden bir şarkı olarak karşımıza çıktı. Şarkının video klibine gelince Gökhan Türkmen'in video kliplerine baktığım zaman yakın dönemde aslında hayatın içinden samimi anlatım video kliplerine taşımayı ve şarkılarını böyle anlatmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ben Unuturum isimli şarkının video klibinde de işte böylesine yalın bir anlatım var. İddialı bir video klip olmadığı kesin ama şarkıyla video klip kendi anlatım içerisinde örtüşen uyumlu bir trafiğe sahip. Yüreğim seni bilir sadece, kırsam bile avutursam.
Gökhan Türkmen kendi müzikal sound'unu oluştururken daha çıktığı ilk günden bu yana, kendisini bize tanıttığı ilk günden bu yana ben farklıyım ve farkındalık yaratacağım diyen bir başka erkek vokalle yolumuza devam edelim. Bu erkek vokal Mabel Matiz. Mabel Matiz 17 Nisan 2019 tarihinde yeni şarkısının video klibini yayınladı. Şarkının adı Çukur. Aslında şarkı tabii ki yeni bir şarkı değil. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğu Maya isimli albümünde yer alan şarkılardan bir diğeri. Tabii ki bir albüm repertuar olarak başarılı olunca onun içeriğinde yer alan şarkıları da video kliplendirmeden olmaz. Bu kez Mabel Matiz Maya albümünden Çukur isimli şarkıyı tercih etti. Çukur isimli şarkı ve video klibi bana hemen Çukur isimli fenomen diziyi hatırlattı. Çünkü şarkının video klibine baktığım zaman adeta Çukur dizisindeki anlatım, anlayış, ifade ve kendi içerisinde hikaye söz konusu gibi. Ortada şarkıcı bir Mabel Matiz yok video klipte. Oyuncu, aktör bir Mabel Matiz var. Aktörlüğü, oyunculuğu ne kadar başarılı o başka bir konu. Ama video klipte anlatılmak istenen gerçekten de iyi anlatılmış. Video klibin yönetmeni Berat Tuncu burada takdir etmek mi lazım diye bir soralım. Çünkü fikir eğer ki ondan çıktıysa takdir edelim. Ama fikir kimden çıktıysa o fikrin babasını takdir etmek en doğrusu. Gelelim video klibin ardından şarkının aranjesine. Aranjör Taner Yücel bu şarkının aranjesine imzasını atarken sözü müziği Mabel Matiz'e ait olan şarkıya tabii ki bir Mabel Matiz kimliği kazandırmış. Yani bildiğiniz gibi Mabel Matiz hangi sound'u istiyorsa, hangi sound'u kendi müzikal anlayışında doğru buluyorsa o yapılmış. Ortaya sözüyle, müziğiyle, aranjesiyle, video klibiyle klasik anlamda Türk popüler müziğinin içeriğinde alışkın olduğumuz kimliğin dışında kendine özgü ve altını çiziyorum farkındalık yaratan bir solist ve beraberinde bir video çıkıyor. Mabel Matiz ile ilgili sanırım şu değerlendirmeyi de yapmam gerekiyor. Bana göre Mabel Matiz Sezen Aksu'dan sonra Türkiye'de şarkı sözü anlayışında, müzik anlayışında, müzikal anlayışta yeni kuşağın en iyi Kent Ozan'ı örneği. Bundan sonra da her zaman Mabel Matiz şarkı sözleriyle, besteleriyle ve yorumcu kimliğiyle müzik dünyasında majör etki yaratmaya devam edecek. Mabel Matiz için ben o bir Kent Ozan'ı diyorum ama her şarkıcı bir Kent Ozan'ı olmak zorunda değil. Bazı şarkıcılar da soap opera şarkılar yapabilir. Yani bugünün Türkiye'sinde an için popüler bir şarkı olur ama yarının Türkiye'sinde o şarkı bir cover olarak karşımıza çıkmayabilir. Dolayısıyla şimdi sizlerle paylaşacağım şarkı da bana göre o şarkılardan biri. Ama bu ne anlama geliyor? Bu şarkı başarılı değil anlamına gelmiyor. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında popüler olur ama yarın hatırlanmaz. Şarkının adı ne? Bana ne? Şarkının solisti kim? Ediz. Peki bu şarkı hangi albümde yer alıyor? An. Açıkçası bu kadar tesadüf olamaz. Adı An olan, albümde yer alan Bana Ne isimli şarkı bu an için biçilmiş kaftan bir şarkı. Ediz yeni jenerasyon bir şarkıcı ve pop kimliği var. Yani klasik pop kalıplarında şarkı sözleri yazıyor, beste yapıyor, video kliplerini o pop kalıplarında karşımıza çıkartıyor ve tabii ki hak ettiği gibi de yorumluyor. Benim cümlelerimi dinlediğinizde Ediz'le ilgili olumsuz bir yorum yaptığımı düşünmeyin. Özeti şu. Özet, An albümünde yer alan Ediz şarkıları ve bu albümde video klip olarak karşımıza çıkan Bana Ne isimli şarkı güncel, popüler, biçilmiş kaftan bir pop şarkı. Şarkıda en önemli faktör ne? Bana göre Ozan Bayraş'a. Ozan Bayraş'a dijital sound'u o kadar güzel yedirmiş ki bu şarkıya, şarkıyı başarılı kılmış. Simge Sağan'la yapmış olduğu çalışmalardan tanıdığımız Ozan Bayraş'ı için Ediz açısından şunu söyleyebilirim. Ediz, Ozan Bayraş'a'dan asla vazgeçmemeli. Video klipse Batı özentisinde çekilmiş olan bir video klip. Batı özentisi kelimesi yani özenti bir video klip anlamına gelmesin. Batı'da bu sound içeriğindeki şarkılar nasıl çekiliyorsa tabii ki yönetmen de Murat Joker ve beraberinde video klibe katkı sağladığını ifade eden ve yönetmen bölümüne adını yazdırmış olan Ediz Batı'ya öykünerek bir video klip çekmişler. Alo.
Ceviz'in video klibini ve şarkısını da sizlerle paylaştıktan ve değerlendirdikten sonra artık bu videonun içeriğinin de sonuna geldik. Nereden nereye? Hadiseyle başlattık, Gökhan Türkmen'le devam ettik, Mabel'in şarkısına göz attık ve Ediz'le noktayı koyduk. Bu anlattıklarımızdan sonra yapmanız gereken bir şey var. Lütfen video içeriğimizi izledikten sonra beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenin ki her şey güzel olsun. Diğer taraftan beğendiğiniz video klibi çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Kanalımızda sadece izlemiş olduğunuz bu video mevcut değil. Zengin diğer içeriklerimiz de var, onlara da göz atın. Ve tabii ki hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olun.